Denizlerdeki ticaret hakkının Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere tanındığı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsun'un bir adlı gemide başlayan etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Akabinde görevleri uğruna hayatlarını kaybeden deniz şehitlerinin anısına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk tarafından denize çelenk bırakıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Samsun Liman Başkanı Muhammed Özçelik şunları söyledi. Osmanlı Devleti kapitülasyonlar ile kabotaj hakkını yabancılara bir imtiyaz olarak vermiş. Sonrasında savaş ve anlaşmalar ödenemeyen borçlar nedeniyle kapitülasyonlar tüm kabotaj haklarını ele geçirme faaliyetine dönüşmüş ve denizciliğimiz kısıtlanmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında 1 Temmuz 1926 yılında kabotaj kanunun meclisimize kabul edilmesiyle bu kısıtlamalar kaldırılarak denizlerimizdeki egemenliğimiz ve tam bağımsızlığımıza tescil edilmiş oldu. Bu egemenlik hakkımızın nişanesi olarak her yıl bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ulu Önder Atatürk'ün denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Düsturunca denizcilik alanında altyapı, tersanecilik, liman işletmeciliği, gemi işletmeciliği, ticari faaliyetlerde günümüze kadar atılımlar yapılmıştır. Biz de denizciliğin her noktası için akılcı, gerçekçi ve cesur politikalar üreterek Cumhuriyetimizin kuruluşu ile aldığımız bu bayrağı daha yukarı seviyelere çıkartmalıyız. Atılacak adımlarla Türk deniz ticaretinin geliştirip güçlendirilmesini ve deniz kirliliğine karşı birey, toplum ve ülke bilincinin artılmasını amaçlamalıyız.